Gel. Ahmet Paşa Hazretleri teşrif ettiler. Paşa Hazretleri, safalar getirdiniz. Hoş gördük Hoca Efendi. Afiyettesinizdir inşallah. Epeydir gözüm üzerinizde paşam. Divandaki varlığınız, dik duruşunuz, cenk meydanındaki maharetiniz hepsi takdire şayan. Bu yüce devletin sizin gibi yiğit paşalara, beylere ihtiyacı var. Lütfediyorsunuz. Şehzade Mustafa Hazretleri için çalışmaya, onun dostlarıyla bir olmaya hazır mısınız paşam? Hazırım Hoca Efendi. Şehzademizin yolunda canım feda. Rabbim yolunu açık, kılıcını keskin eylesin. Amin. En kısa zamanda Şehzade Hazretleri'nin dostları olarak bir araya geleceğiz. Bu toplantıda güçlü ağalar, reisler, beyler de orada olacaklar. Sizi de aramızda görmekten bahtiyar oluruz paşam. Şeref duyarım. Kim var orada? Kalk ayağa. Ayağa kalk. Tufan'a. Ağalar, Beşir Ağam, Tufan'ı öldürmüşler. Kim cüret eder bunu? Böyle buldum ağam. Birileri başını kesip atmış. Rüstem Paşa'nın işi bu. Başka kimin olacak? Kim beslemiş belli ki? Yeniçeri'nin kanı yerde kalır mı? Kalmaz. Sorarız ağam. Rüstem Paşa bunun bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Gel. Hünkârım. Ahmet Paşa geldiler. Ol içeri. Hünkârım. Gel Ahmet Paşa, yaklaş. Nedir vaziyet? Kaz askerim ne söyledi? Bir şey öğrenebildin mi? Aylardır devam eden tahkikatım nihayet netice verdi hünkârım. Tahmin ettiğimiz gibi Rumeli Kaz askeri gizli ittifakın içinde. Yüksek bir mevkide olduğu aşikar. Neler anlattıysa söyle. Kendilerini Şehzade Mustafa'nın dostları olarak ifade etti. Yakında gizli bir toplantı olacakmış. Benim de iştirakimi istedi. Şehzade Mustafa'nın dostları, öyle mi? Peki şehzademin bundan haberi var mı? Devlet içinde devlet olmaya, benim iktidarımı gölgelemeye cüret eden bu gafillere o mu talimat veriyor? Kati bir kanaate varmak henüz mümkün değil hünkârım. Malumat edinmeye çalışmalı mıyım, buna lüzum var mı pek emin değilim. Zira şehzademiz bu zatların faaliyetlerini işitse mutlak suretle vaziyete el koyardı. Emin olacaksın paşa. Şehzadem onları biliyor mu bilmiyor mu öğreneceksin, çekilebilirsin. Emredersiniz. Halinize olan. Durun ağalar. Ne oluyor burada? Ali ağam, Tufan ağayı katletmişler. Kimin yaptığı bellidir. Sabrımız tükendi. Rüstem Paşa bunun hesabını verecek. Ne malum Rüstem Paşa'nın yaptırdığı? İspatınız var mı? İspata ne lüzum? Geçen gün herkesin içinde ağaya söylediklerini işitmeyen kalmadı. Alenen tehdit etti. Bizi aç bıraktı. Ulufemizi ödemediği yetmezmiş gibi
Bir de cinayet işlemeye başladı. Bu kabul edilemez. Kabul edemez! Yaptıkları bir değil, iki değil. Yeter artık. Devleti ele geçirdiler iyice. Kardeşini de kapıdan paşa yaptı. Hünkârımız da yok. Savaşa katılmaz oldu. Şehzade Mustafa başımızda olsaydı bu Keyli İkbal, Rüstem Paşa harem ağası bile olamazdı. Olamazdı! Gidelim hesabını soralım. Durun beyler, durun. Bu alenen isyan demek. Hepimizin kellesi gider. Kim alacak kellemizi? Rüstem Paşa ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Sen kimden yansın Ali Ağa? Çekil önümüzden. Durun beyler, durun. Elbette sizden yanayım. Lakin yanlış bir hareketimiz çok cana mal olur. Zararlı çıkarız. Bırakın ben bir gideyim, Rüstem Paşa ile görüşeyim. Elbette bir izahatı vardır. Yok bizi dinlemez, kendi bildiğini okursa o zaman hesabını sorarız. Haklı Selim olmakta fayda var. Vezir-i Azam Hazretleri. Anlat. Her şey istediğiniz gibi diyor paşam. Hala. Size laf söyleyen Tufan Ağa'nın canını bizzat ben aldım. Yeniçeriler bundan sizi mesul tutacaktı. Öyle de oldu. Asker diken üstünde paşam. Şehzade Mustafa'nın adını zikredenler dahi var. Şehzademiz burada olsaydı bunları yaşamazdık derler. Benim istediğim tam da buydu. Fazlası değil. İyi iş başardın Ala. Artık dikkatli olmamız lazım paşam. Kantar'ın topuzu bir kere kaçarsa onları ben dahi zapt edemem. İşte geliyor. Ağalar, Rüstem Paşa ile görüştüm. Tufan Ağa'nın ölümüyle ilgili bir malumatları yok. Ancak hemen alakadar olacaklar. Ve kim yaptıysa onu bulup cezasını bizzat kendi verecek. Nasıl olur ağam? Başka kim böyle bir hainlik yapabilir? Rüstem Paşa yaptı. Evet, o yaptırdı. İçinizde Tufan Ağa'nın ölümüne şahitlik edebilecek biri var mı? Burada binlerce adam var. Ne malum onlardan birinin yapmadığı? Rüstem Paşa hayrınızı ve iyiliğinizi ister. Hayınlarınızı artırmamı emretti. Ulufeleriniz de vaktinden önce verilecek. Ve siz dua edeceğinize hala söyleniyorsunuz. Semiz Ali sağlam pavuç değil. Rüstem Paşa'nın maşası belli ki. Paşa'ya ne demeli? Hakkımız olanı bir lütufmuş gibi bize bahşediyor. Yürüyün ağalar. Kudretli, saadetli Fatih Cihan Sultan Süleyman Han Hazretleri. Her şeyin yolunda gittiğini yazmayı ne kadar arzu ederdim bilemezsiniz. Ne yazık ki bu mümkün değil. Yeniçeri huzursuz, isyan etmeye yer arıyor. Üzülerek söylemeliyim ki bunun arkasında Şehzade Mustafa'ya olan sadakatleri yatıyor. Şehzade Mustafa'nın ismini dillerinden düşürmüyorlar. Ordunun başına siz yüce hünkârımızın bizzat geçmesi herkes için en hayırlısı olacaktır. Payitahta gidecek. Hünkârımızın eline ne kadar erken geçerse o kadar iyi. Gök ne vakit kararacak Müneccinbaşı? Tam vaktini hesaplamak kolay değil hünkârım. Lakin yakın, pek yakın. Neler olacak peki, bir tahminin var mı? Afetler olacağı muhakkak. Zelzele, sel, kuraklık, kıtlık. Yahut aklımıza hayalimize gelmeyecek başka felaket.
Gel. Hünkârım, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri sualinize cevap yollamışlar. Bir karıncayı dahi incitmekten imtina eden siz yüce padişahımız. Bu sualinizle kalbinizde kibre yer olmadığını bir kez daha ispat ettiniz. Esasen uzun uzadıya bir cevap yazmak istedim. Ve fakat lisan-ı münasip ile arz etmek en doğrusudur. Ey sual! Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? El cevap! Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Nedir emriniz hünkârım? Kireç dökülsün mü? Bırakalım yaşasınlar. Vaka Hoca Çelebi de böyle münasip görmüş. Emredersiniz hünkârım. Yalası şehzademiz Mehmet'ten çok memnun. Çok zeki, ufku geniş diyor değil mi? Hı hı. Ah bir de küçük aslanımız tez canlı olmasa. Mehmet? Ders yapmak istemiyorum, ava çıkmak istiyorum, erkek adam olmak istiyorum. Sen zaten erkek adamsın benim güzel kardeşim. Değilim işte değilim, Yusuf alıyor diyor benimle. Sünnet olmadan erkek olunmaz diyor. Ben Yusuf'a haddini bildiririm, sen kulak asma onu. Çok kızmayın ama. Madem sünnet olmak istiyorsun, o vakit isteğin yerine gelecek. Yaşasın. Daha yaşı küçük değil mi? Hayır değil. Nicedir benim de aklımdaydı zaten. Aslanımın sünnet vakti geldi de geçiyor. O vakit hazırlıklar başlasın. Sen merak etme aslanım. Ben bizzat alakadar olurum. Yusuf'a haber vereyim. Aa, otur Mehmet. Evvela yemeğini ye sonra gidersin. Dinlemiyor hiç. Reis, Ahmet Paşa ile tanış. O da artık bizimle aynı yolda. Piri Reis. Hoş geldin paşam. Sizinle artık daha güçlüyüz. Uğur, sert. Uğur. Şehzadem. Şehzademiz Cihangir haricinde payitahttan haber alabileceğimiz kimse kalmadı. Haber uçuran da yok. Arzu ederseniz gidip neler olup bittiğini öğreneyim şehzadem. Sizi haberdar ederim. Ne oldu aslanım? Yusuf alıyor diyor benimle. Yakında hava gidecekler ama seni götürmeyecekler diyor. Merak etmeyin şehzadem, ben alakadar olurum. Atmaca. Lüzum yok. Gideceğimiz yer senin için tehlikeli. Vakti gelince seni de götüreceğim elbet. Ama baba, gitmek istiyorum. Ne diyorsam o Mehmet. Şehzadem. Hazırlığını yap Atmaca. Payitahttan her olup bitiyor öğren. Şehzadem Mustafa Hazretleri... Hanedanı Ali Osman'ın istikbalidir. Tahta çıkması en büyük arzumuz. Bilhassa Rüstem Paşa gibi devletin kanun hemen sürüklerden kurtulmamızın tek yolu bu. Şehzademiz bu desteğinizden ziyadesiyle memnunlardır herhalde. Aksine şehzademiz pek hoş karşılamadılar bizi. İttifakımızın faaliyetlerine karışmıyor, geri duruyorlar. Şehzademizin emniyetleri icabı dahil olmamalarında
Fayda var elbet. Vakti geldiğinde size de mühim vazifeler düşecek Ahmet Paşa. Siz bizim divandaki gözümüz, kulağımız olacaksınız. Demek Piri Reis. Emin misin Ahmet Paşa? Kendi gözlerimle şahit olmasaydım zinhar inanmazdım hünkârım. Lakin hakikat bu. İnsanların esas yüzlerini görmek her zaman mümkün olmuyor hünkârım. Şehzade Mustafa'nın bundan haberi var mı? Maalesef hünkârım. Biliyorlar. Lakin Piri Reis'in söylediğine göre şehzademiz karşı çıkmış. Onlarla birlikte hareket etmiyormuş. Bununla mı teselli olmalıyım? Piri Reis'in yaptıklarının cezası belli. Piri Reis idam edilmeli. Hünkârım, Piri Reis huzura kabul için bekler. Gelsin. Yüce Padişah'ım, beni emretmişsiniz. Yaklaş Reis. Bugüne kadar hizmetlerinde hep dikkatimi çektin, takdirimi kazandın. Lütfediyorsunuz hünkârım. Lakin senin kadar tecrübeli bir reisin payitahtta kalması münasip değil. Sen ilminle bizim ufkumuzu genişletmelisin. Malumun üzere Basra Körfezi civarında Portakal Kafir'in nüfuzu kesif. Onların nüfuzunu ancak senin gibi tecrübeli bir reis kırabilir. Bu yüzden seni Hindistan kapıdanı tayin ediyorum. Şeref diyorum hünkârım. Lakin yaşım malumunuz. Bu kıymetli vazifeyi icra edemeyip size karşı mahcup olmak istemem. Muvaffak olacağının hiç şüphem yok. Bir an evvel hazırlığını yap ve yollara evan ol. Çekilebilirsin. Sokollu. Sultanım. Neler olup bitiyor? Hünkârımız Piri Reis'in katline ferman vermeliydi. Hainlerin başını ezmeliydi. Üstelik oğlum sultanım. Hünkârımızın da niyeti buydu. Lakin ben mani oldum. Ne demek bu? Piri Reis'in yaptıklarının cezası belli. Piri Reis idam edilmeli. Piri Reis büyük bir alim hünkârım. Devlet erkanı da, ahali de kendisini takdir eder. Katline ferman verirseniz büyük patırtı kopar. Tabii bu Şehzade Mustafa'nın kulağına da gidecektir. Sefer esnasında bu çok tehlikeli olur hünkârım. Tavsiye nedir? Piri Reis'i payitahttan uzaklaştırmanız en münasibi hünkârım. Böylelikle başsız kalırlar. Dirlikleri bozulur. İttifakın içindeki beyleri, paşaları da sancaklara çeşitli vazifelerle gönderir. İcap eden cezayı seferden sonra verirsiniz hünkârım. Piri Reis ve diğerleri idam edilseydi manasız bir arbede vuku bulacaktı. Böylesi daha iyi sultanım. Bana güvenin. Zekanı ve kabiliyetlerine hayran olmamak elde değil. Varlığınla gücümüze güç katıyorsun. Sayenizde sultanım. Bu arada Rüstem Paşa'dan da mektup geldi. Hünkârımıza teslim edecekler. Yeniçeri huzursuz, isyan etmeye yer arıyor. Üzülerek söylemeliyim ki bunun arkasında Şehzade Mustafa'ya olan sadakatleri yatıyor. Şehzade Mustafa'nın ismini dillerinden düşürmüyorlar. Gel! Hünkârım,
Hürrem Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Süleyman. Gel Hürrem, otur. İşittiğime göre ordugâhta karışıklık çıkmış. Senin nereden haberin oldu? Mihrimah'a mektup geldi. O da hayli telaşlı ve üzgün. Yeniçeri nasıl olur da senin vekili Mutlak'ına karşı gelir? Bu hadisede kabahat Rüstem Paşa'nın. Bu kadar senelik tecrübesi var. Yeniçeri'nin karşısında böyle bir acziyete düşmesi kabul edilemez. Lakin Yeniçeri de isyan etmeyi adet haline getirdi. Aslında onlara kızmak yersiz. O cüreti kimden alıyorlar ona bakmak lazım. Destur! Fatma Sultan Hazretleri! Sultanım. Hay Allah. Ben kara kuru bir adam bekliyordum. Zira lakabınızın kara olduğunu söylemişlerdi. O benim gözümün karalığıdır sultanım. Savaş meydanlarındaki cesaretimden mütevellit, bu lakabı münasip gördüler. Ne hoş. Nihayet karşılaştık. Bağışlayın. Devlet meseleleri ziyadesiyle meşgul etti. Daha evvel gelemedim. Sizinle evlenmeyi hünkârımızı arzu ettiği için kabul ettim paşam. Yoksa bir kez daha nikahlanmak aklımın ucundan dahi geçmezdi. O halde inşallah sükûtu hayale uğratmam hünkârımızı. Ve dahi sizi. Hünkârımız belli ki size pek kıymet veriyor. Yanında tutmak istiyor. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Amin. Başkaca bir diyeceğiniz yoksa benim saraya dönmem icap eder. Hayır. Evet. Yani ben... Bağışlayın, sizi böyle karşımda görünce bütün sözler aklımdan uçup gitti. Dikkat edin. Aklınız da uçmasın. Maşallahı var. Boyu, posu, endamı. Lakin iki lafı bir araya getirip konuşamıyor. Benim bu adamla işim pek zor. Atan rahmetli Sultan Selim Han, öfkesi kabarınca ne yapacağı belli olmayan bir padişahtı. Hünkârımızın en büyük korkusu ona benzemekti. Korkusu gerçekleşti mi? Cevap vermek güç. Yalnız şurası aşikar ki. O da babası gibi. Savaşçı, cesur ve kibirli. Sense hünkârımızın sadece güzel huylarını almışsın. Allah senden kibri ve acımasızlığı almış. Yerine alçak gönüllülüğü ve sadakati vermiş. Evladım Mehmet de seni andırıyor. Cesur ve babasına düşkün. Bir an bile yanından ayrılmak istemiyor.
sözlerinizin ucunun nereye gittiğini anladım. Onu dava götürmemi istiyorsunuz. Sünnet olduktan sonra epey bir vakit yataktan kalkamayacak. Fırsatım varken yanında göt. Çok heves etti, kırmak olmaz. İçeride. Onu çok mutlu etmek senin elinde. Ne kadar erken yaşta ava çıkarsa o kadar iyi. Boşuna ısrar etme Mehmet, ava falan gidemez. Hem daha sünnet düğünün için bir sürü hazırlık yapacağız. Mehmet. İşittiğime göre bugün ava gideceğim diye sarayı birbirine katmışsın. Çok sıkıldım ben. Hep ders, hep ders. Validenle konuş. Eğer onun da gönlü varsa benimle gelmene müsaade edeceğim. Yaşasın, ava gidiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Gitmeseniz olmaz mı? Kötü rüyalar görüyorum. Başınıza bir bela, uğursuzluk gelmesin. Ben gönlümü belanın geçtiği yola koydum. Yalnız senin arkandan koşsun diye gönlümün ayak bağını çözdüm. Bugün rüzgar bana senin güzel kokunu getirdi. Ben de teşekkür için ona gönlümü verdim. Validen. Cihangir, sen benim daireme nasıl destursuz girersin? Hünkârımıza ordugâhtan mektup gelmiş. Rüstem Paşa yine abimi suçluyor. Hedef gösteriyor derler. Ne biliyorsanız anlatın. Cihangir, sen karışma. Asıl sen karışma Mihrimah. Ben validemi sual ettim. Mustafa abine sürekli mektup yazdığın, casusluk ettiğin halde bir de bana hesap mı soruyorsun? Her şeyden haberim var. Neler çevirdiğinden. Rüstem Paşa'yı itham etme. Ordugâhta eğer huzursuzluk vuku bulduysa ve bunun arkasında abin Mustafa varsa bu elbet dillendirilir. Son zamanlarda bazı paşaların, reislerin payitahttan uzak vilayetlere tayin edildiğini de işittim. Bir şeyler var ve ben bundan bir haberim. Dairene dön Cihangir. Her şeyi bilmek iyi değil. Böylesi daha hayırlı. Ne yazık ki validem, sizin için hayırlı olan benim için değil. Toparlan Mihrimah. Kendini koyvermenin sırası değil. Attığın adımlardan pişman olma. İnsanın içinde vahşi bir hayvan vardır. O hayvan bize ne vakit kaçacağımızı, ne vakit saldıracağımızı söyler. Ben hep onu dinlerim. Buna mecburum. Zira o hayatta kalmamı ve size kol kanat germemi sağlar. Bugün değilse bile yarın mutlaka beni anlayacaksınız. Cihangir bile. Gel.
Nedir bu melek? Sultanım, Ahmet Paşa göndermişler. Getirin. Çekilebilirsiniz. Daha büyüğünü bulamamış mı? Aç bakalım. Ahmet Paşa Hazretleri neler göndermiş bir görelim. Bir gerdanlık alamamış mı? Bir elbise diktirememiş mi? Boş bir defter. Ben ne yapacağım bu Ahmet Paşa'yla hiç bilmiyorum. Al. Sultanım, bir de mektup var. Ben yontulmamış bir elmasım. İşlenmemiş bir ipek ve yazılmamış bir defter. Siz beni güzelliğiniz ve neşenizle istediğiniz şekle getirin. Kulunuz, köleniz ve aşığınız olmak için hazırım. Ne oldu sultanım? O kadar laf ettim ama... Ahmet Paşa meziyetleri olan bir adam. Meziyetlerin başında da kendini bilmesi geliyor. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Karıncalar iyice sarmış. Kireç dökeceklerdi, mani oldum. Ebu Suud Efendi'ye sual ettim. Bir ağaç için bunca karıncayı telef etmek caiz midir dedim. Ebu Suud Efendi de caiz değildir. Günü gelip Hakk'ın divanına varınca... Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca diye cevap verdi. Peki ağaca ne olacak? O da bir gün kendini yiyip bitiren karıncalardan hesap sormaz mı? Ya da izin verenden? Süleyman. Ortalıkta bazı tevatürler dolaşıyor. Muhtemelen iftiradır, lakin bilmende fayda var. Damasp'ın kardeşlerinden Begüm Sultan gizlice Amasya'ya gitmiş. Şehzade Mustafa ile aralarında bir münasebet olduğu konuşuluyor. Savaş zamanı böyle dedikoduları mahsus çıkarırlar. Zinhar itibar etme. Evladıma kara çalmaya çalışıyorlar. Peki Tahmasp kendince böyle bir şeye kalkışmış olabilir mi? Tahmasp her türlü rezilliği yapacak tinetli biri. Lakin benim evladım öyle değil. Asla düşmanlarımla birlik olmaz. Bunu ima edenin dahi kellesini alırım.
Paşam, kervansarayda at değiştiren Acem askeri bu. Oradan beridir takip ediyoruz. Güzel. Asker efendi, reisin teknesine baktım, kimseler yok. Hünkârımız Piri reisi Hint kaptanı tayin etmiş. Aitattan gönderildi. Nereden çıktı bu vazife? Görünen o ki ifşa olmuş. Öyle olsa sağ komazlardı. Üstelik bir tek reis değil Atmaca. O gün toplantıya katılan kim varsa hepsi payitahttan uzaklaştırıldı. Bir kişi hariç. Kim? Kara Ahmet Paşa. Onu meclisimize kabul ettiğimiz gün başladı bütün sürgünler. Belli ki Sultan Süleyman'ın adamıymış. Dost gibi yaklaştı, kim olduğumuzu öğrendi. Ondan sonra gidip olanı biteni hünkârımıza anlattı. Siz? Ben. Ben azledildim. Saraybosna'ya sürgün gönderiliyorum. Senin anlayacağın Atmaca, darmadağın olduk. Bayrağı taşıyacak kimse kalmadı artık. Neler oluyor Hoca Efendi? Hünkârımız olup bitenden haberdar olsa kelleler alırdı, kan dökerdi. Şüphesi dahi kafi. Belli ki sefer zamanı kargaşa çıksın istemedi. Üstelik bu gizli faaliyetler açığa çıkacak olursa hanedanın itibarı zedelenirdi. Gel. Şehzadem. Şehzadem. Ne işin var burada Atmaca? Durumu tetkik etmeye geldim. İyi ki de gelmişim, yoksa olup bitenden bir haber kalacaktık. Şehzade Mustafa'nın yoluna baş koyan beyler, ağalar, reisler, alimler maalesef tespit edilmiş. Hünkârımızın emriyle hemen hepsi payitahttan sürülmüşler. Tayinlerden haberim vardı. Mustafa abinin alakalı olduğunu da tahmin etmiştim. Şu söylediklerinden sonra emin oldum. Mustafa abime defter Atmaca. Rüstem Paşa, ordugâhtan mektup yollamış hünkârımıza. Güya Yeniçeri, abimden güç alıp isyana meylediyormuş. Hünkârımızın aklına girmeye çalışıyorlar. Onu şehzademize düşman etmeye çalışıyorlar. Artık abime yazamayabilirim. Validem, saraydan yolladığım her mektuptan haberdar. Ama gene de elimden geleni yapacağım. Şu hayatta en değer verdiğiniz kişiye, validenize cephe aldınız şehzadem. Adalet için, doğru bildiğiniz yolda yürümek için yaptınız bunu. Sizde bir padişahın yüce kalbi ve aklı var. Bir müddet daha buralarda mısın? Daha ne öğrenebilirim, onun peşindeyim. Eğer bana ulaşmak isterseniz Galata'da Grigor'un meyhanesine birini yollayabilirsiniz.
Kapı Dağı'nı Derya Sinan Paşa'ya geldiğini haber verin. Gel. Paşa Hazretleri, Bostancıbaşı Mahmut Ağa geldiler. Derhal içeri al. Kapıdan paşam. Beklediğimiz mektup nihayet elimizde. Büyük iş başardın Mahmut Ağa. Abim Rüstem Paşa'ya haber yolladın değil mi? Hünkârımız hala sefere gitmek için karar almış değil. Eğer gitmezse tasavvur ettiğimiz ne varsa suya düşebilir. Mektup da gelmedi. İsterseniz Tahmasp'ın sarayına gidip onun da müjdesini alayım halde. Seni kimse buna zorlamadı Mihrim'a. Unuttun mu? Sen kendi arzunla gittin abinin sarayına. Hem zaten çok fazla bir şey değil senden istediğim. Rüstem'i bahane et. Vaziyetinin kötü olduğunu, onun için kaygılandığını söyle hünkârımıza kâfi. Gel. Sultanım. Kapıdan Paşa Hazretleri geldiler. Alın içeri. Sinan Paşa'nın burada ne işi var? Böyle ziyarete mi geliyor yoksa? Niye ziyaret etsin validem? Beylik Rüstem'den bir haber getirmiş. Sultanım. Sultanım, ağalar burada olduğunuzu söyleyince gelmek istedim. Hayır olsun. Mühim olsa gerek. Hayırlı haber sultanım. Beklediğiniz mektup geldi. Nihayet. Derhal Sokullu Paşa'ya haber verin, gelsin. Hünkârımız bir an evvel bunu öğrenmeli. Arzu ederseniz mektubu hünkârımıza ben teslim edebilirim sultanım. Olmaz. Hünkârımızın en güvendiği kişi olmalı.